Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Gördüğünüz üzere tamirhaneyi toparladık ve aynı zamanda da hizmete devam. Bir aracımız geldi Konya'dan. Mekatronikle alakalı sıkıntıları var. Şöyle bir sıkıntı. Komple her tarafından yağ kaçırmış. Hatta mekatronikten akan yağlardan dolayı arabanın altı bile komple yağ olmuş. Araç sahibinin beyanına göre 2 ayda bir 400 mililitre, 500 mililitre kadar mekatroniğe yağ dolduruyorlarmış. Yani sürekli böyle bir sirkülasyon. Ve ona istinaden de servisimize geldi. Geliştirilmiş tüp uygulaması yaptık. Artı arızayı bulduk. Çok dağınık böyle, kusura bakmayın. Yani böyle de bu şekilde dağınık hiç görmediniz tamirhaneyi. Şimdi yağ nereden kaçırmış, neler olmuş, nerede kim ne hata yapmış, bunları kendimizce analiz ettik ve sizlerle paylaşacağız. Şimdi öncelikle şu ucu göstermek istiyorum. Mekatroniği çıkartırken çatalları ayırmazsak eğer bu uç kırılıyor, fakat bu uç çalışıyor. Plastiği kırılmış sadece. Sensör bir zarar görmemiş. Onları mekatroniği çıkartırken onlara dikkat ediyoruz. Kolay gelsin Fırat Usta. Sağ olun. Ve devamında arkadaşlar şu pistonları mekatronik eğitim videolarımızda göstermiştik. Şu bakın, şurada içeride çizik var. Tam böyle parlak yerde. Daha yakın göstermeye çalışıyorum. Bir saniye. Şuradaki çizgiyi görebiliyorsunuz. Tam ortada, merkezde. Bunun içindeki çizikten dolayı haliyle o yüksek basınçlı olan sıvıyı buradan her debriyaj basmada bırakmada kaçıracak. Bunun başka bir yolu yok. Pekala, o çizik nereden oluşuyor? İşte tam olarak bunun üstündeki sekmanları çıkartırken, videoda da bahsetmiştik. Sekmanları çıkartırken şu lastikleri değiştirmek için tornavidayı kaçırdığımız zaman bu şekilde bir çizik oluşuyor ve başlıyor yağ kaçırmaya. Onun da haricinde zaten contasında da yağ kaçağı varmış. Silindirlerini değiştirdik, körüklerini, contalarını ve içindeki yağını da değiştirip şimdi yerine takacağız. Yani buradaki söylemek istediğim şu: hem dükkanı taşıyoruz hem hizmet veriyoruz. Bayağı kargaşalı bir dönem. Bugün telefondur, internettir, onlar taşınacak ve telefonla, sabit telefonla bize pazartesiye kadar büyük ihtimal ulaşamayacaksınız. Bilginiz olsun. Tüplerle alakalı ayrı bir video gelecek. Bir parti tüpümüz geldi, geliştirilmiş. Ayrı bir videoda bunun tam olarak yani faydalarını, neden o tüpü kullanmamız gerektiğini anlatacağım sizlere. Yani kabaca söylemek gerekirse ileride oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek adına o tüpü kullanabiliriz. Piyasadaki bazı bulunan tüplerden bunun farkı arkadaşlar, daha içinde çift contalı ve içindeki basıncı doğru olan basınç ayarlı. Yani Avrupa'da üretiliyor sonuçta, Avrupa standartlarında ve direkt bize Almanya'dan gelen tüpler. Onlardan da bahsedeceğim sizlere başka bir videoda. Şimdi mekatroniğimizi takalım Allah'ın izniyle, çalıştıralım ve arkadaşları gönderelim ve dükkanı taşımaya devam edelim. Zaten pek bir şey kalmadı. Büyük başlar kaldı. Liftler, kompresör. Şurada presimiz var taşıyamadığımız. Hem taşınıyoruz hem çalışıyoruz tabiri caizse. Şunu büyük ihtimal forkliftle kaldıracağız. Her şey şimdilik yolunda. Görüşmek dileğiyle.